Uygarlık, iki nehir arasında Mezopotamya'da doğdu. İnovasyonun tohumları binlerce yıl önce medeniyetin kök saldığı coğrafyamızda ekilmeye başlandı. Ve tarih boyunca insanoğlunun sayısız ihtiyacına bu topraklarda doğan icatlar çözüm oldu. Robotik biliminin öncüsü El Cezeri'den doktorların Sultanı İbn Sina'ya, Orta Çağ'ı kapatıp yeni çağa başlatan Fatih Sultan Mehmet'ten eserleriyle dünyayı kendine hayran bırakan ve dehası çağları aşan Mimar Sinan'a, üç kıtanın seyyahı Evliya Çelebi'den Amerika'nın varlığını Christoph Kolomb'dan önce bilen ünlü denizcimiz Piri'yle ise ve hayatta en hakiki mürşit olarak ilmi işaret eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e. Bu coğrafyadan doğan hikayeler, yaratıcı zihinlerin sihriyle dünyaya ilham verirken, insanlığı geçmişten geleceğe taşıdı. Yeni teknoloji bugün dijital bir ekranda her an, her yerden dünyayı değiştirebiliyor. Beklemenin hiç sırası değil. Çünkü kitleleri peşine takan fikirler, tutkuların arkasından filizleniyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk uçak fabrikasını kuran Nuri Demirağ'dan, ışık sesinin gürültüsünü ölçen fizikçi Mete Atatürk'e, sanatla yapay zekayı birleştiren sanatçı Refik Anadol'dan, tıpta ve biyolojide çığır açan bilim insanı Doktor Naşide Gözde Durmuş'a, 5G teknolojisine devrim niteliğinde yenilikler katan Profesör Doktor Erdal Arıkan'dan, kara deliği görüntüleyen astrofizikçi Profesör Doktor Feryal Özel'e, Covid-19 aşısını geliştiren Profesör Doktor Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci'den Nobel ödüllü moleküler biyolog Profesör Doktor Aziz Sancar'a. Hepsinin hikayesi, inovasyonun binlerce yıl önce Anadolu'da yakılan ateşinden yarınımızı aydınlatacak bir parça taşıyor. Bugün Türkiye'nin aydınlık zihinleri bu büyük medeniyetin mirasına sahip çıkıyor. 129 günde üretilen devrimin yarım kalan hikayesinden 60 yıl sonra mühendislerimiz bir otomobilden çok daha fazlası olan TOGG'la dalga dalga büyüyen bir aşkın ateşini yarınlara taşıyor. Millet olmak demek, aynı vatanda hür bir şekilde yaşamak, farklılıkları ortak hayallerle birleştirmek, hüzünlerin üstesinden ortak sevinçlerle gelmek, hedeflere ortak çabalarla ulaşmak demektir. Yerli ve milli imkanlarıyla Türkiye bugün geleceği beklemiyor. Onu birlikte tasarlayarak çağının ötesine geçmeye hazırlanıyor. Ticaret Bakanlığımızla birlikte Türkiye İhracatçılar Meclisimizin her bir üyesi olarak bizler, inovasyon ve yüksek katma değerli ihracatla büyüyen ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkması için dünyanın her noktasında var güçle çalışıyoruz. Geleceğimizin yeni nesil girişimcilik, markalaşma, Ar-Ge, tasarım ve inovasyonda olduğunun bilinciyle Türkiye'nin dününde ve bugününde olduğu gibi yarınında da varız. Biz Türkiye'nin yeni yüzyılına dünden hazırız. Türkiye İnovasyon Haftası.